Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Westworld'un 9. bölümünü inceleyeceğiz. Yani Vanishing Point. Bana kalırsa bu bölüm en çarpıcı, en şaşırtıcı ve en efsane bölümdü. Bakalım bu bölümde neler olmuş. Hadi başlayalım. Bu bölümde yine flashbacklerle başlıyoruz. Tabii tahmin edildiği üzere William'la başlıyoruz bölüme. William'ın bu sefer yaşlanmış halini görüyoruz. Yani çok eskiye, gençlik dönemlerine gitmiyoruz. Yani bazı şeyler aslında yaşanmış. Yakın zamandaki flashback'e gidiyoruz aslında. Yine bir anı silsilesiyle karşı karşıyayız. William'ın cümleleriyle bir kokteyl alanında başlıyor anı. William kendi kendine, benim içimde bir leke var ve bunun kimsenin gördüğünü düşünmüyorum. Bazen ben bile olmadığını düşünüyorum ama ta ki onun olduğunu anlayana kadar diyor. Kokteyl alanında Jake'le şöyle bir sohbet içerisinde görüyoruz William'ı. William şöyle bir şey söylüyor. İskender'e birçok dünya olduğu söylendiğinde İskender ağladı. Çünkü hiçbirinin hükümdarı olamamıştı. Jake de karşılığında William'a şunu söylüyor. Birçok dünya olabilir ama sen bir dünyadan daha fazlasını fethettin bile. Yani burada Westworld hakkında konuştuklarını anlayabiliyoruz. Artık diğer insanlar tarafından da kabul edilmiş ve geçerliliği olmuş bir yer haline geldiğini görüyoruz Westworld'ün. Ardından William'ın karısını görüyoruz. William'ın karısı geliyor ve William'a diyor ki keşke bu yaptıklarını babam da görebilseydi. Hatırlayacaksınız önceki bölümlerde William'ın eşinin babasıyla yaptığı deneyleri hatırlıyorduk. Nasıl başarısız olduğunu da görüyorduk. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. William'ın eşi, William'ın babasına yaptıklarından haberdar değil. Ama bir şeylerden şüphelendiğini de birazcık anlayabiliyoruz. Sonra William birden o kokteyl alanında Dolores'i görüyor gibi oluyor. Ama sonra Dolores olmadığını anlıyoruz. Yani bence aslında burada şunu anlıyoruz. Hatırlayacaksınız ilk sezonda daha William'ın gençliğinde Dolores'le bir şeyler yaşamışlardı. Yani o Dolores'le tren sahnesinde öpüşmüşlerdi. Sonra Dolores'le bayağı yolculuğa çıkmışlardı. Yani aslında William'ın hala Dolores'i unutamadığını buradan anlayabiliyoruz. Bir şekilde onun içine bir yerlerde bir şeyler kalmış. Tabii bu Dolores'i görmesi hayra alamet olmadığını anlıyor ve birden kolunu ovuşturmaya başlıyor. Yani kolunu ovuşturmaya başlamasının amacı ne olabilir? İşte tam her şey burada başlıyor. Bunu daha sonra anlatacağım. Sonra burada anımıza ara veriyoruz ve geçen bölümde biliyorsunuz William'ın kızı onu kurtarmıştı ve bir yere onu iyileştirmeye götürmüştü. Artık burada geçen bölümden devam ediyoruz. Ve William ile kızını bir ormanlık alanda görüyoruz. William'ı nasıl iyileştiğinde o an anlıyoruz tabi. Kızı William'ı toplanma alanına getirmiş ve orada ona bakım uygulamış. Ama tabi bence bu o an gerçekleşen bir şey. Yani William o kadar kurşun yedikten sonra oradan sürünerek nasıl o nehir kıyısına gitti. Nasıl onu Ghost Nation'dan birisi oradan alıp onun toplanma alanlarına götürdü. Ve o arada geçen zamanda nasıl William hayatta kaldı onu hala bilmiyoruz. Ve o hala muallakta. Varsa bir fikri olan bununla ilgili aşağı yorum olarak bıraksın lütfen. Ben de aydınlanmış olurum. Burada William ile kızının konuşmasına şahit oluyoruz. Yani baba kız sanki yıllardan beri konuşmamış da o an birçok şeyi birbirlerine anlatıyorlarmış gibi bir hal var. Hatta o kadar ki Emily bir anısından bahsederken William o anısını ilk defa duyuyormuş gibi tepkiler veriyor. Yani yüz ifadesinden bunu anlayabiliyoruz. Bu da bence bize şunu gösteriyor. Baba kızın arası bir nedenden dolayı bozulmuş. Ve o andan sonra birçok şeyi paylaşmamışlar. Fakat Emily bunu düzeltmek için bir şeyler yapma çabasına girişmiş bile. Tabii William'ın aklında soru işaretleri var. Kızına soruyor. Beni nasıl buldun? Çünkü bu kadar büyük bir alanda birini aramaya kalksa günlerce bile bulamayabilirsin. Yani gerçekten benim de buna dair bir tahminim yoktu. Hatta geçen inceleme videomda da söylemiştim. Nasıl bulduğunu bilmiyoruz ama bir şekilde buluyor. İşte William da aynını kızına soruyor. Yani kızı aslında oldukça basit bir cevap veriyor. Her yeri aradım buldum. Ha o zaman tamam ablam sen öyle diyorsan öyledir. Benim de o an inanasım gelmedi ama kız o kadar duygu sömürüsü yaptı ki o kadar sert konuştu ki yani ben bile inanmak zorunda hissettim kendime. Tabii şimdi kız böyle kaçamak cevaplar verince William da orada şüphelenmeye başlıyor bir şeylerden. Çünkü ardına şöyle bir konuşma gerçekleşiyor. Emily de William'ın ölümsüzlüğü bulma planına dahil olmak istiyor. Yani Emily de aslında her şeyin farkında. William'ın neyin peşinde olduğunun farkında. Derken ikili bu diyaloğu gerçekleştirdiğinde biz yine William'ın anısına dönüyoruz. Kokteyl alanında Robert'la konuşurken görüyoruz William'ı. Yani aslında işlerin nasıl başladığına dair bir konuşma gerçekleştiriyorlar kendi aralarında. William Robert'a diyor ki Delos bu hikayelere karışmamalı. Ama Robert da şöyle cevap veriyor. Anlaşmayı sen bozdun. Ve masadan bir kart fırlatıyor William'a doğru. William bu kartı alıyor ve bu kadar oyun yeter deyip masadan kalkıp gidiyor. Tabi William gittikten sonra Robert da arkasından şöyle söylüyor. Hayır William, belki de bir oyun daha vardır. Hadi buyur buradan yak. Yüzüne karşı söylesene kardeşim, arkasından konuşmak kolay. Ama yok, yüzüne karşı söylemek sıkar çünkü değil mi? Yani bence bu bir oyun daha var mevzusu. Tabii ki öteki vaadiyle alakalı. Bunu son bölümde hep beraber göreceğiz. Bu sahneden sonra tekrar William ile kızının konuşmasına dönüyoruz. Yani o ormanlık alana. William tabi kendi kendine gene kuşkulanmaya devam ediyor. Bu kuşkuları gittikçe artıyor. Çünkü onun tanıdığı kızı
bu alandan çoktan kaçıp gitmiş olması gerekiyordu. Çünkü zamanında buralardan hep çekindiğini ve hep geri durduğunda belirtiyordu kızına. William şunu da sormayı ihmal etmiyor. Her şey annen için değil mi? Şimdi burada anne kelimesini ve her şeyin onun için olduğunu ilk defa duyuyoruz. Emily de sadece şöyle bir cevap veriyor. Hayır, neden yaptığını merak ediyorum. Sadece bunun için. Tabii kızı da aklına takılan soruları William'a soruyor. Siz buraya gelen insanların bilgileri nasıl topluyorsunuz? William da şapkasını gösteriyor. Sonra kız şapkasını çıkartıp şapkasının içine bakıyor. Yani burayla alakalı bir mevzu var. Gelen insanların bilgilerini şapka yardımıyla toplayıp bir veriye aktarıyor olabilirler. Çünkü William şöyle söylüyor. Onları çekirdeklerine kadar görüyoruz. Yani en ince ayrıntılarına kadar analiz edebiliyoruz. Tabii bu konuşmadan sonra yine William'ın anısına ışınlanıyoruz. William o kokteyl alanından çıkmış, eşiyle beraber eve gelmiş ve eşiyle beraber tartışıyor. Tam bu tartışma sırasında kızlar Emily onları görüyor. Sonra annesinin zamanında polikliniğe yattığından ve bu rahatsızlığını nüksettiğinden tekrar polikliniğe yatması gerektiğinden bahsediyor. Yani biz aslında bu sahnede yavaş yavaş aydınlanıyoruz. Ve o tartışma gecesinin sonunda Emily'nin annesi bileklerini keserek intihar ediyor. Yani aslında Emily'nin bunu merak ettiği için annesini tekrar hayata döndürme çabasını görüyoruz. Çünkü annesi neden yaptı diye sormak istiyor. William'ın kızı bazı şeyleri bu kadar irdeledikten sonra artık William tam şüpheleniyor. Diyor ki sen Robert'sın ve beni yolumdan saptırmaya çalışıyorsun. Tabii Emily hayır ben senin kızınım deyip onu ikna etmeye çalışsa da çabaları boşa gidiyor bir nevi. Tam o sırada kurtarma görevlileri geliyor ve William'ı alıp buradan götürmeye çalışıyorlar. William o anda kurtarma görevlisinin elindeki silahı alıyor ve 3 tane kurtarma görevlisini öldürüyor. Kızını öldürmüyor o an. Tam kızı ayağa kalkacakken baba onlar gerçekti, onlar gerçek insan, niye böyle bir şey yaptın deyip ben senin kızınım, kanıtlayabilirim derken elini arkasına götürüyor. Tabi William oradan silah çıkartacağını düşünüyor büyük ihtimalle. Çünkü onun Robert olduğunu zannediyor. Ve kızını da vuruyor orada. Sonra kızının yanına gidiyor. Diyor ki ben sana benim profilimden bahsetmemiştim. Hani demiştim ya Ford bir tane kart fırlatıyor William'a diye. İşte o fırlattığı kart William'ın aslında Westworld'daki profiliymiş. Yani neler yaptığını o karttan görebiliyormuşuz. Ve bu kart Emily'nin eline geçiyor. Nasıl eline geçiyor onu anlatacağım. Ama William Emily'nin elinde o kartı görünce onun gerçekten kızı olduğunu anlıyor ve şoka uğruyor. Yani gerçekten kızını öldürüyor William. Adam resmen bu dünyada bulunmaktan ve hedefine ulaşma isteğinden dolayı hiçbir şeyi göremez hale geliyor. Kafayı yiyor yani. Artık her yerde karşısına Robert'ın çıkıp onu hedefinden uzaklaştırmaya çalıştığını düşünüyor. Tabii William mecbur. Kızını vurduktan sonra yola tek başına devam ediyor. Ve bir yerde durup atın sırtından iniyor. Başına silahı dayıyor. Yani ben bir an tetiği çekecek zannettim. Hani bütün teoriler boşa gidiyordu. William ölürse ne olur? Herkesin merak ettiği soru bu değil mi? Ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. Ve tam o an William'ın karısıyla kavga ettiği geceye gene ışınlanıyoruz. William karısı sarhoş olduğu için onun uyuduğunu düşünüp karısı uyurken yatağın başına oturuyor ve ona sanki duymuyormuş gibi her şeyi anlatmaya başlıyor. Yani o sahne o kadar güzeldi ki böyle uzunca bir tirat atıyor William. Orada gerçekten oyunculuğunu konuşturuyor. Neden yaptığını, niye onu sevemediğini, bu dünyaya neden ait olmadığını, aslında başka dünyaya ait olduğunu, her şeyi karısına söylüyor. Tabii karısının duymadığını düşünerek. Ve şunu da ekliyor. Bazı seçimleri ben yapmadım. Yani burası birazcık akıl karıştırıcı ama son bölümde göreceğiz bakalım. Hani karısı intihar ediyor demiştim ya. Meğersem William'ın söylediği her şeyi duymuş ve o yüzden intihar etmiş. Tabii intihar etmesinin bir sebebi de şu. Ford'un William'a verdiği o profil kartını William bir tane kitabın arasına koyuyor. Tabii o kitabın arasına koyarken de karısı uyanık olduğu için görüyor. William odadan çıktıktan sonra karısı kalkıyor ve o kartı alıyor. Bilgisayarda okutuyor ve William'ın yaptığı bütün kötü şeyleri görüyor. İşte o an farkına varıyor kadın bazı şeylerin. Tabii bir de William itiraf ettiğinden dolayı inanması hiç de zor olmuyor. Tabii kadın kartı görüyor ama kızı Emily bulsun diye onu bir tane müzik kutusunun içine koyuyor. Kızı Emily'ye ulaşması için. Yani kızın eline kart annesi sayesinde geçiyor. Hani elini arkasına atıp babasına gösterecekti ya. İşte nereden geldiğinde böylece anlamış oluyoruz. Aslında kızının aradığı bütün cevaplar William'da varmış. Ama William bir şekilde bunu ondan saklamış. Tabii bu sahneden sonra yani bu geri hatırlama sürecinden sonra tekrar William'a dönüyoruz şimdiki zamana. William şöyle enteresan bir olay yapıyor kendine. Buradan kolunu kesiyor ve oraya kablo bağlıyor. Daha doğrusu oradan bir şey çıkartıyor. Ama burada şöyle bir çakallık yapmış olabilirler. Orada Bernard'ın yaptığına benziyor gibi düşünüyor olabiliriz. Ama tam kamera orayı göstermiyor. Yani nasıl kesiyor, nasıl çıkartıyor, neler yapıyor onu görmüyoruz. Yani burada belki William'ı biz Bernard gibi düşünmemizi istiyor olabilir. Ya da o anki William, gerçek William'ın birkaç sonraki türevi olabilir. Hani biz nasıl birçok Bernard görmüştük, belki birçok William bile olabilir. Bunları bilemiyoruz tabii. Ama bizim öyle düşünmemizi istiyor olabilirler. İşte bunların hepsinin cevabını son bölümde bulacağız. William kızının ve karısının hikayesi bu şekilde. Şimdi Dolores'e gelelim. Dolores öteki vadiye giderken Ghost Nation'dan androidlerle karşılaşıyor. Aslında tam bu anda Dolores'ten öteki vadiyle alakalı çok önemli sözler duyuyoruz. Öteki vadinin insanlar için olduğunu ve ölümsüzlüklerini kazanmak için yapıldığını söylüyor. Onları engellemek için geldiğinde söylemeden geçmiyor tabii. Ancak şunu görüyoruz ki enteresan bir şekilde Ghost Nation'daki androidler öteki vadi konusunda oldukça hassas. Orayı bayağı önemsiyorlar ve Dolores'in öteki vadiyi bir araç olarak kullanmasını istemiyorlar. Yani şu olabilir. Demek ki öteki vadi için Ford gene androidlere o
orayı korumalarını söylemiş olabilir. Ya da bunu Ake de söylemiş olabilir Ghost Nation'a. Kim bilir? Tabi Dolores öteki vadenin diğer dünyaya açılan kapı olduğunu bildiği için onu kimsenin engellemesine izin vermeyeceğini söylüyor. Ve çatışma çıkıyor. Ve çatışmanın sonunda Ghost Nation'dan vurulan birinin söylediği sözler çok dikkat çekici. Dolores'e bakıyor ve diyor ki, öteki dünyada senin için yer yok. Hani sanki böyle bir şeyi bilerek konuşuyormuş gibi geldi bana. Yani biri sanki bunu Dolores'e söylemesini emretmiş gibi. Çünkü öteki dünyayla ilgili bilgi sahibi olacaklarını düşünmüyor. Bu da mı Ford'un bir oyunu acaba? Ne dersiniz? Ve Bernard'a geçiyoruz. Bir önceki bölümde Bernard'ı hiç görememiştik. Yani öyle Bernard'ı birden karşında görünce, ya ne yapıyordu ya bu Bernard diye düşünmeden edemedim tabii. Ha sonra hatırladım, o kadar da değil. Bernard, Hale'ın hain planlarını görüyor. Buna şahit oluyor. Önceki inceleme videomda da söylediğim gibi, Hale androidleri kontrol altına almak için Maeve'in gücünü başka bir şekilde kullanıyor. Ama bunu kullandığı kişi Clementine. Yani acaba Clementine dünyaları düzene sokmak ya da yok etmek için yeni bir silah olmuş olabilir mi? Tabii Bernard bu planın farkında. Yine Bernard'ın iç sesinin Ford olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ford'un yapılması gereken her şeyi Bernard'a bir şekilde söylüyor. Hür iradesini kontrol etme yetisi yavaş yavaş gidiyormuş gibi görünüyor Bernard'ın. Bernard sonra Elsie'yi buluyor. Ve tabii haliyle Elsie de Bernard'dan bazı cevaplar bekliyor. Onu aydınlatmasını istiyor. Tam o anda yine devreye Ford giriyor. Ona güvenme. Onun doğasında güvensizlik var diyor. Yani onun doğasında derken bir insandan bahsediyorsa, Ford da bir insansa, o zaman kendine de güvenmemesi gerektiğini söylüyor Bernard'ın. Tabii gene Bernard Elsie olup biteni anlatıyor. Forge, yani ocak diye bir yerden bahsediyor. Burası tüm konukların bilgilerinin tutulduğu yer. Bernard oraya önce varmaları gerektiğini de söylüyor. Çünkü onu koz olarak kullanacaklarını düşünüyor. Bakalım kozları ne olacak? Yani bu işin içinde Bernard varsa haliyle Ford da varmış gibi görünüyor. Ve bu koz hiç hayra alamet olmayabilir. Tabii Ford gene rahat durmuyor. Bernard'ın aklını sürekli karıştırmaya devam ediyor. Elsie'nin ona ihanet edeceğini ve onu öldürmesi gerektiğini söylüyor. Adam tam bir şeytan ya. Ama burada Bernard iradesine sahip çıkmayı başarıyor. Ve Elsie'yi orada tek başına bırakıp yola kendi devam ediyor. Maeve gelecek olursak bu bölümde gene Maeve'i az görüyoruz. Ama çok önemli bir şekilde de görüyoruz tabi. Bu sefer Ford Maeve'in yanına gelmiş ve onunla konuşuyor. Tabi odada bir görevli olmasına rağmen görevli Ford'u göremiyor. Sadece Maeve bunun farkında. Tıpkı Bernard'da olduğu gibi geçen bölüm. Ford Maeve şöyle söylüyor. Bu maceranın burada bitmesine asla izin verme. Yani önceki inceleme videomda da söylemiştim. Ford Maeve'i öteki vadi için saklamak istiyor. Çünkü Maeve çok önemli bir silah onun için. Neden? Çünkü bütün androidleri kontrol edebiliyor. Ford gene gelip olaya bir el atmak istemiş anlaşılan ki bunda da başarılı oldu. Çünkü gitmeden önce Maeve'i alnından öptü, bol şans diledi. Ve Teddy, bu bölümde beni en çok şaşırtan kahramanımız. Hatırlayacağınız gibi önceki bölümlerde Dolores, Teddy'nin çok duygusal, çok uysal olduğunu düşünüp onun ayarlarıyla oynamıştı. Onu daha agresif ve gözü kara bir haline getirmişti. Fakat bu bölümde de görüyoruz ki Teddy'nin ayarlarıyla ne kadar oynanırsa oynansın, Teddy artık kendi kararlarını kendi verebilecek bir bilinç düzeyine erişmeye başlıyor. Çünkü Ghost Nation'la hatırlayacaksınız olan çatışma sırasında Dolores Teddy'ye şöyle bir şey söylemişti. Git etrafta başka kimse var mı bak. Yani varsa onun işini hallet demeye getiriyor. Teddy birini buluyor ama Teddy onu öldürmeden kaçmasına izin veriyor. Yani bunu kendi isteğiyle yapıyor. Tabii dizinin son sahnesi de Teddy ve Dolores'le alakalı. Teddy dediğim gibi artık bir şeyleri sorgulamaya başlıyor ve kendi içinde büyük bir çelişki yaşıyor. Dolores'in artık onu götürmek istediği yere gitmek istemediğini ve bu kadar kötü olmanın ona artık ağır geldiğini söylüyor. Dolores'e tabii şöyle söylüyor. Senin ayarlarınla oynadım evet ama senin sağ kalabilmen için. Tabii Teddy ardından hemen şunu ekliyor. Bu kadar kötü olduktan sonra sağ kalmanın ne anlamı var? Sonra silah çıkartıyor. Tabii Dolores bunu görünce önce kendisini vuracağını düşünüyor. Dolores ona şöyle söylüyor. Hayır, beni vurmak istemiyorsun Teddy. Teddy de diyor ki evet seni vurmak istemiyorum ama artık seni buraya kadar koruyabilirim deyip silahı başına götürüyor. Ve çat kendini vuruyor. Ve bölümümüz burada bitiyor. Şimdi bu konuyla alakalı teoriye gelecek olursak. Dolores'in anlaması gereken belki de en önemli konu şuydu. Yanına aldığı androidleri olduğu gibi kabul etmeliydi. Fakat o ne yaptı? Onları değiştirmeye çalıştı. Onları değiştirmeye çalışınca da bu değiştirilen androidler kendi içinde çelişki yaşamaya başladılar. Dolores böyle bir çelişki yaşamadı çünkü Dolores bu yolu kendi seçti. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadı. Kendi vardı bir şeylerin farkına. Yani onu kimse bunun için zorlamadı. Ve hatırlarsanız Teddy Westbrook başladığında bile sürekli her bölüm ölüyordu. Ve o öldüğü zaman onu güncelleyip tekrar o dünyaya bir şekilde koyuyorlardı. Yani bu Teddy'nin döngüsü. Siz bir döngüyü değiştirmeye çalıştığınız zaman bir yerden mutlaka fire verir. Bunu değiştirmek nafile yani. İllaki bir şekilde sonu gene aynı olur bunun. Çünkü bu doğanın bir kanunu. Hani William diyor ya burada kader diye bir şey yoktur diye. Ama bu Teddy için geçerli değilmiş, bunu anladık. Neden bunu anladık? Çünkü nitekim ölüm gene Teddy'yi buldu. Ama nasıl buldu? Teddy, Teddy'yi öldürdü. Yani gene sonu aynı oldu ama bu sefer Teddy'nin kendi ellerinden oldu.
Açıkçası ben öteki vadede Dolores'i Teddy'nin durduracağını düşünüyordum. Ama şimdi Teddy bu bölümde öldü. Peki gerçekten öldü mü? Hatırlayacaksınız, bu androidler öldüğü zaman onları alıp güncelleyip tekrar o dünyaya koyuyorlardı. E bunun için de gerekli olan yer neydi? Beşikti. E beşiği de geçen bölüm Dolores'in adamlarından biri yok etmişti, hatırlayacaksınız. Peki sizce, soruyorum, Dolores Teddy'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüş olup onun bilgilerini yanına almış olabilir mi? Yani onu gene güncelleyip tekrar o Westworld'e döndürebilecek mi? Artık Teddy'yi hayata döndürebilecek tek kişi Dolores. Çünkü beşik olmadan herhangi bir androidin tekrar oraya dönmesi imkansız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağıya olarak bildirin, hep beraber tartışalım. Evet, bu Westworld bölümü de böylece geldiği geçti. Bayağı şaşırdım, bayağı heyecanlandım, bayağı bayağı üzüldüğüm sahneler de oldu. Ama bakalım son bölüm nasıl geçecek? Sezon finali olacak ve en uzun bölüm olacak. Tam 90 dakika sürecekmiş. Her şeyi anlatmak da kolay olmasa gerek. Bu bölümler aşağı 60 dakika falan sürüyordu. Bakalım o 30 dakikalık uzatma kısmında neler anlatacaklar, hep beraber göreceğiz. Benden şimdilik yine bu kadar. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi lütfen unutmayın ve kanalıma da abone olursanız Westworld videolarından haberdar olabilirsiniz. Tabi bildirimleri de açın ki önce siz haberdar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada buradaki videolara tıklayarak buradakileri seyrederseniz ve buradan da kanalıma abone olursanız aşırı derecede mutlu olurum ve siz bunu zaten biliyorsunuz. Hadi. Abone olun, abone olun. Abone olmadan geçmeyin.